Hoş geldiniz arkadaşlar. Şehrimizde yine bir sürprizlerimiz var. Bakalım beğenecek misiniz? Karavancılar gelmiş şehrimize. Çadır kurmuşlar. Bir de camper karavanla birlikte gelmişler. Ateş kuyuları bile var. Süper bir çadır. Bayağı da kalabalık. Keyfe bak. Karpuz yiyorlar, hamburger, pasta. Vay vay vay. Şöyle bir etraftan bir göstereyim ben size ilk önce. Bakalım beğenecek misiniz? Brandalı bir çadırları var. Arabanın üst katında terası bile var ya. Çok iyi. Bizimkilerden biri içeri girmiş meraktan herhalde. Ne yapıyor bu diye. Bayağı büyük bir karavan. Ateş kuyusu da mükemmel olmuş ha. Açık havada, doğada en güzeli bu zaten ya. Çadıra da bir bakalım mı? İlk önce çadıra bakalım isterseniz. Giriyoruz çadıra. Mavi bir çadır. Tabii parası olan var, olmayan var. Olmayanlar kamp yerlerine çadırlarla gidiyorlar galiba. Ya da doğaya daha az zarar vermek istedikleri için çadır kullanıyorlar. Bakalım içinde ne var? Dört kişilik yatak var burada. Kocamanmış bu çadır ya. Bunlar da zengin galiba. Bak karavanın üstüne çıkmış, şimdi sopa yiyecek orada. İn oğlum oradan aşağı. Arkadaşlar hoş geldiniz şehrimize. Nasıl, beğendiniz mi? Ateş de çıtır çıtır. İçimiz ısındı ya, üşümüştük biz de. Bizimkiler anca öyle konuşuyor. Nasıl, beğendiniz mi şehrimizi? Pek kardeşlendik vallahi, çok güzelmiş şehir. Ama biz genelde doğayı seviyoruz. O yüzden doğada burada kamp kuruyoruz. Kamp pervanımızla istediğimiz yere gidiyoruz. Çünkü her yer bizim. Bir yere bağlı kalıp durmayı sevmiyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Vallahi arkadaşım, ben de arkadaşım fikirlerine katılıyorum. Yani bir yere bağlı kalmaktansa her yeri gezmek lazım, değil mi? Baksana şu doğanın güzelliğini. Bak, kamp ateşimizi de yaktık. Çerezimiz, meyvemiz, her şeyimiz var. Buyur, arabamızı gezebilirsin, bakabilirsin. Bayağı kalabalıkız zaten biz burada. Bak, karşı tarafta da bir karavan var. Gördüm. Tamam, bir bakayım. Vay! Kapı da otomatikmiş. Süper ya. Bizim köylü koltukların üzerinde geziyor tabii ki. Yeşil gözlü, ne yapıyorsun burada? Bak, biri kaportanın üstüne çıkmaya çalışıyor. Vay! Süpermiş burası. Merdivenli. Vay! Bir dakika, izin verebilir misin? Şuradan bir bakalım. Üst kata da bir bakacağım. Bak, bu da çıkmaya çalışıyor. Yatacak galiba orada. Vay, burada da iki kişilik yatak varmış, çok iyi. Burada sen yemeklerle ilgileniyorsun galiba. Mutfak kısmı da var bu karavanın. Banyosu, el yıkama yeri, çeşmesi, musluğu. Her şey varmış içinde. Tuvaleti bile var yahu. Sen neler yapıyorsun? Vallahi arkadaşım, ben de neler yapayım, işte burada arkadaşları eğlendirmeye çalışıyoruz. Dışarıda gördüğün gibi biz bir kişi gelsek bile etrafta bir sürü arkadaşımız oluyor. Her yer bizim nasılsa. Gittiğimiz yerlerde dostluk ve arkadaşlık üzerine muhabbetler ediyoruz. Doğaya daha fazla nasıl katkıda bulunabiliriz, bunlara bakıyoruz. Ve birbirimizle yardımlaşmayı çok seviyoruz. O yüzden yiyeceğimiz bol bol herkese yetiyor. Bak şimdi. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin.
hakikaten çok güzel bir ortam. Şehir ortamına benzemiyor kardeşim ya. Apartmanlarda insanlar birbirini tanımıyorlar artık. Alt katta kim oturuyor diye sorsan, vallahi bilmiyorum. Yeni mi taşındınız? Yo, 10 yıldır bu apartmanda oturuyorum diyor. Ne hale geldik düşünün yani. O yüzden bence de bu şekilde doğada yaşamak insanlar için daha iyi. Sosyalleşebiliyorlar hiç olmazsa. Çünkü doğayı sevenler bir şekilde buluşuyorlar. Ama apartmanlarda sıkışmış insanlar bir şey yapamıyorlar. Hafta sonu hava güzel olacak da bir tarafa pikniğe gidecekler. O da artık çok zor. Hayat biliyorsunuz zorlaştıkça zorlaştı yani. Şu güzelliğe bak ya. Harika olmuş ya. Şuraya birkaç tane de ağaç diksek nasıl olur? Evet olabilir. Arkadaşlara yardımcı olalım değil mi? Ormanı güzelleştirmek iyidir. Vay. Koyun meşe. Mangrove tohumu diyor. Bakalım bakalım nasıl bir şeymiş bunlar. Rengarenk çiçekleri olsun değil mi etrafta? Bu şekilde. Doğada en güzeli bu tabii ki. Şöyle biraz daha renkli çiçekler olabilir. Mantarlar olabilir. Evet bak arkadaşımız da onaylıyor. Hı hı diyor. Evet laleler de açabilir. Papatya da olabilir. Evet. Hı diyor bak o da. Yani. Çok güzel olur böyle. Şehirde bunları görebilmek için parklara gitmek gerekiyor. Ama artık parklara da gidilmiyor ki eskisi gibi. Anca insanlar çalışıyor. İş. Kendine ne zaman vakit ayıracak? Hiçbir zaman. Bu işler artık bu noktaya geldi. Oh, çok güzel oldu bence. Tam kamp yeri oldu işte şimdi. Harika. Beğendiyseniz abone olur musunuz? Görüşmek üzere. Bakın şehrimize de çok yakın. Hem bu karavancı arkadaşlar kamplarda yaşadıkları için doğayı kirletmemeyi, doğaya saygı duymayı da öğreniyorlar ve öğretiyorlar. Çünkü tekrar başka zaman geldiklerinde temiz bir vaziyette bulmak isterler buraları değil mi? O yüzden kampa doğaya çıktığımız zaman temiz bulmasak da temizlememiz gerekiyor. Bunları unutmayalım. Pisletirsek bizden sonraki nesillerde zararı olur. Hadi afiyet olsun sizlere. Görüşürüz. Bye.